μια φλόγα που έχω μέσα στη καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις πιάνει. Evet, üçüncü günde Tofaş Pertevniyal maçındayız. Skor 2-1. İlk periyottan 3 dakika oynandı. Pertev ucumu Ege'den atış geliyor. Burak Nurkan topu kopuyor. Boş turnikeyi bırakıyor. Durum 4-1 oluyor. 4-1 Pertevniyal önde. Enes Sipahi ile Tofaş hücumu izliyoruz. Barkan Durmaz'dan Çağatay Avşar'a tekrar Enes Sipahi. Enes Sipahi şutunu buluyor. Tolga Birer alıyor savunma ribaundunu. Ege Havza. Yiğitcan Saybir'in penetresi. Atış isabetli değil. Ege Havza'da kalıyor hücum ribaundu. Ve basketi kazandırıyor Ege Havza. Erkan Durmaz. Çağatay Avşar ikili oyunundan. Çağatay Avşar atışını buluyor ancak sayı yok. Burak Türsen Ege Havza'ya faul yapıyor. Arda Erdoğan soktu top oyuna. Arda Erdoğan'ın potayı tehdidi. Ege Havza, Yiğitcan Saybir. Tolga Birer içeride top istiyor. Ege Havza vermedi Tolga'ya. Geriye çekilip 3 sayılık atış. Tolga'dan hücum ribaundu. Başarılı değil. Tekrar hücum ribaundu Tolga'dan. Yine kaçırıyor Tolga. Berkan Durmaz. Burak Türsen ile hızlı hücum kullanıyor Tofaş. Başarılı değil Yiğitcan. Saybir'le çıkıyor şimdi Pertevniyal. Burak Nurkan'dan ters turnike. Bunda da isabet yok. Revzi Semercioğlu'nda top. Ve Tofaş hücuma yerleşiyor. Berkan Durmaz. Burak Türsen'den. Boyalı bölgeden 2 sayılık bir atış. Durum 6-3 oldu. İlk periyodun bitmesine 4 dakika 43 saniye var. İkili oyun sonunda Tolga Birer'e pas vermek istedi Ege Havza ancak başarılı değil. Berkan Durmaz şimdi 2 faul atışı kullanacak. Grup sıralaması için önemli bir maç. Bu maçı kazanan grubu birinci olarak tamamlayacak. İlk atış isabetli Berkan'dan. İkinci ve son atış. Bunda isabet yok. Burak Nurkan alıyor hücum ribantı, savunma ribantını. Arda Erdoğan'la hücuma geçmek istiyor Pertevniyal ancak bir top kaybı. Ardından Arda Erdoğan nefis bir blok yapıyor ancak hakemler aynı görüşte değil. Arda'ya foul çalıyorlar. Burak Türsen 2 faul atış kullanacak şimdi.
Arda ile Pertevniyal tekrar hücuma başlıyor. 6-6 eşitlik var ilk periyotta. İlk periyodun bitmesine 4 dakika 13 saniye var. Burak Nurkan kendine pozisyon hazırlamak istedi. Şimdi Ege Havza'da top. Enis Spahi'den kurtulmaya çalışırken Enis Spahi'nin foylü ve Pertevniyal kenardan başlayacak oyuna. Pertevniyal'de bir oyuncu değişikliği. Arda Erdoğan çıkıyor. Muaymin Mustafa oyuna dahil oluyor. Ege Havza'dan pot altında bir atış başarı değil. Hücum ribaundunu alan Yiğitcan Saybir atış kullanırken faule maruz kalıyor ve iki faul atış kullanacak. Tofaş'ta bir oyuncu değişikliği. Mert Konuk oyuna giriyor. Burak Türsen oyundan kenara alınıyor. Enis Sipahi Çağatay Avşar birebir oynamak istiyor Tolga Birer'le. Bir top kaybı Çağatay'dan. Burak Nurkan hızlı çıkmaya çalışıyor. Ancak Tofaş geriye iyi koşuyor. Burak Nurkan boşluğu buluyor. Çağatay Avşar'ın önünden turnikeyi bırakıyor. Ancak faulle durduruluyor Burak Nurkan ve iki atış kullanacak. Çağatay Avşar çıkıyor Tofaş'ta. Emre Tanışan oyuna dahil oluyor. İlk periyodun bitmesine 3-23 var. 7-6 Pertevniyal üstünlüğü. Burak Nurkan'ın ilk atışı isabetli değil. İkinci ve son atış. Burak bunda isabet buluyor ve 8-6 yapıyor skoru. Pertevniyal tam sağ prese başlıyor. Sipahi Enis Sipahi'den Emre Tanış'a güzel bir pas. İlk pozisyonda kaçırıyor Emre Tanış ancak hücum ribaundunu alıp tamamlıyor ve skora eşitlik getiriyor. 8-8. Ege Havza kendine pozisyon hazırlamak istedi. Başarılı değil. Muaymin Mustafa Enis Sipahi'ye topu çarptırıp tekrar hücum hakkını Pertevniyal'e tek kalmasını sağladı. Evet, Ege Havza sokuyor top oyuna. Muaymin Mustafa'dan 3 sayılık bir atış. Başarılı değil. Rebound olan oyuncu Remzi Semercioğlu. Berkan Durmaz da çıkıyor şimdi Tofaş. Mert Konuk şutunu kullanıyor. Kendisine pozisyon hazırlayıp ancak başarılı değil. Ege Havza rakip sahaya hızlıca getiriyor topu. Yiğitcan Saybir'den 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Reboundu alan Mert Konuk. Mert Konuk'tan
güzel bir pas ancak Emre Tanışan pot altından kaçırıyor. Ege Havza. Ege Havza'ya bir foul yapılıyor. Bu Tofaş'ın takım halindeki 5. foul olduğu için Ege Havza 2 atış kullanacak. Efes'te bir oyuncu değişikliği. Tolga Birer kenara alınıyor. Özür dilerim. Pertevniyal'de bir oyuncu değişikliği. Tolga Birer'in yerine giren oyuncu Bekir Alp Azdemir. Ortadaki topa planjan yapıp takımına kazandırıyor. Muaymin Mustafa hatalı yürüme ve top tekrar Tofaş'ta. Evet, Mert Konuk'la hücum alanına geçmeye çalışıyor Tofaş. 10'a 8 Pertevniyal üstünlüğü var. Berkan Durmaz'ın atışı başarılı değil. Emre Tanışan alıyor hücum ribaundunu ve 2 sayı daha kazandırıyor takımına. 10-10 eşitlik var. Ege Havza Mert Konuk'tan sıyrılıp boşluğu iyi değerlendiriyor. Ve 12-10 takımını öne geçiriyor. Muaymin Mustafa'dan bir pas arası. Hızla çıkıyor Muaymin Mustafa. Ve basket foul'ü kazandırıyor takımına. Şimdi bir de foul atışı kullanacak. 14-10 oldu skor. Pertevniyal önde. Muaymin Mustafa bir de foul atışı kullanacak. Bu atışta da isabet var. Bu arada Pertevniyal'de Samet Gülek oyuna giriyor. Burak Nurkan kenara alınıyor. Mert Konuk'la çıkmaya çalışıyor. Oyun kurmaya çalışıyor Tofaş. İkili oyunda Samet Gülek topu kapıyor. Ama Ege Havza'nın top kaybıyla tekrar Tofaş hücumu. Berkan Durmaz içeri kat ediyor. Emre Tanışan'ın pasıyla faule maruz kalıyor. 2 faul atışı kullanacak şimdi Berkan Durmaz Tofaş adına. Skor 15-10. İlk periyodun bitmesine 18 saniye var. İlk atışı isabetli Berkan Durmaz'ın. 15-11 oldu skor. İkinci atışı da isabetli. 15-12. Ege Havza'dan topu Mert Konuk az daha çalıyordu. Son hücum olarak kullanacak Ege Havza. Son 8 saniye muhtemelen kendi kullanacaktır. Uzak mesafeli bir atış Ege'den hiçbir şeye değmiyor. Ve ilk periyot 15-12 Pertevniyal'in üstünlüğüyle tamamlanıyor.
στη καρδιά. Λες και μαγιά μου έχεις πιάνει. İkinci periyot Tofaş'ın oyuna başlamasıyla hücum hakkıyla başladı. Ancak bir top kaybı oldu. Şimdi Pertevniyel hücumu. Bu arada masa hakemleriyle, masa ile ilgili bir problem var bugün yine. Bilal Duru'nun asistanı Erdi olumsuzluğu fark edip düzelttiriyor. Dün de yine bu salonda masa hakemlerinin ciddi hatalarıyla karşı karşıya kalmıştık. Henüz daha grup maçları oynanırken böyle ciddi hataların olması final maçları öncesi hakemler üstünde baskı yaratıyor. Evet, Ege ile tekrar Pertevniyel hücumu izliyoruz. Muaymin Mustafa. Muaymin Mustafa'dan bir top kaybı. Remzi Semercioğlu smaçla tamamlıyor. 15-14 yapıyor skoru Remzi. Ve tekrar Pertevniyel. Samet Gülek. Samet Gülek'ten şimdi bir top kaybı. Enis Sipahi hatalı yürüme yapıyor ve Pertevniyel başlıyor oyuna. Bu arada Samet Gülek kenara alınıyor. Pertevniyel'de Semih oyuna girdi. Bekir Alp kenara alınıyor. Tolga Birer tekrar oyunda. Semih Say. Ege Havza potayı zorluyor. Berkan Durmaz'dan faul geliyor kendisine. Tofaş'ta bir oyuncu değişikliği. Berkan Durmaz kenara alınıyor. Oyuna giren oyuncu Baki Gözütok. Ege Havza iki foul atışı kullanacak. İlkinde başarılı. 16-14 yapıyor Ege skoru. 8-46 var ikinci periyodun bitmesine. 16-14. Pertevniyel üstünlüğü. Yiğitcan Saybir alıyor hücum reboundunu. Bir kez daha Pertevniyel hücumu izleyeceğiz. Ege kendine pozisyon yaratmak istiyor. Ve bunda da başarılı oluyor. Turnike basketiyle durum 18-14. Enis Sipahi ile rakip alanda şu anda Tofaş. İkili oyunda Emre Tanışan'ı çağırıyor. Kendisine pozisyon hazırlayıp üçlük atış kullandı Enes. Başarısız. Yiğitcan Saybir aldığı hücum ribantını rakip alana getirdi. Şimdi Ege Havza potalı bir atış. Ve iki sayı daha kazandırıyor Pertevniyel'e. Ve bu basket sonrası Tofaş teknik heyeti mola alıyor. Moladan sonra görüşmek üzere.
Evet. Tofaş tekrar başladı oyuna. Mert Konuk'ta top. Muhammed Mustafa ile şimdi Pertemniyel hücumu izliyoruz. Muhammed Mustafa'dan iki sayılık atış. Bunda da isabet var. 22-14 oluyor skor. Pertemniyel önde. Emre Tanışan'dan iki sayılık bir atış. 22-16 oldu. Tolga Birer hook shot atmaya çalışırken hatalı yürüme yapıyor. Tofaş'ta bir oyuncu değişikliği. Mert Konuk oyundan çıkıyor. 8 numaralı formasıyla Levent'ten Koçak oyuna dahil oluyor. Baki Gözü toptan 3 sayılık bir atış denemesi Tofaş'ta. İsabet yok. Semih Say aldı ribaundu ve hücum alanına getirdi. Burkan. Burak Nurkan'ın kullandığı 3 sayılık atış. Top tekrar Pertemniyel'de. Evet, Muhammed Mustafa hatalı yürüme yapıyor. Hakemlerle aynı görüşte değil Muhammed Mustafa. Evet, Levent Can Koçak'la hücumu organize etmeye çalışıyor Tofaş. Semih Say kazanıyor topu. Ege Havza smaçla bitiriyor. Enis Bay. Burak Nurkan araya girmeye çalışıyor ama top yine Tofaş'ta. Baki Gözü top. Çok güzel bir fake'le rakibinden sıyrıldı. Karşısında Tolga Birer'i görünce de Emre Tanış'a çok güzel bir pas verdi. Emre Tanış takımına basket foul kazandırıyor. Şimdi bir foul atış kullanacak. Çemberin içinden çıkıyor. 24-18 Pertemniyel önde. Potanın altından oyuna sokacak Pertemniyel topu Ege Havza'yla. Skor 24-18. Tolga Birer'de top. Semih Say. Ege Havza 3 sayılık atış Ege'den. Başarılı değil. Enis Bay'de kalıyor. Rebound. Enis Bay bütün sahayı geçip turnikeyi buluyor. Ve skoru 24-20 yapıyor. Şimdi bir de foul atışı kullanacak Enis. Devrenin tamamlanmasına 5.38 var. 24-20 Pertemniyel üstünlüğü. Enis'in foul atışı da isabetli olunca skor 24-21 oluyor. Burak Durkan'ın atışında sonuç gelmeyince Tolga Birer alıyor hücum ribaundunu
Ve atış kullanırken kendisine foul yapılıyor. Şimdi Tolga Birer iki foul atışı kullanacak. Skor 24-21. Perteviniel üstünlüğü devam ediyor. Tolga iki foul atışı kullanacak. İlk atışı isabetli değil Tolga'nın. İkinci ve son atışı. Bunda da isabet yok. Rebound mücadelesinde top Muaymi Mustafa'da kalıyor. Semih Say ve Ege Avza. Ege Avza kendine pozisyon arıyor. Tolga Birer'e güzel bir pas. Tolga Birer bu sefer pota altından kaçırmıyor. Skoru 26-21 yapıyor. 2-2-1 pres yapıyor Pertevniyel. Kaptığı topla Ege Avza'nın smacı geliyor. Enes'ten bir hatalı pas daha. 3-2. Turnike'yi bırakıyor Ege Avza. Aradaki fark açıldı. 9 sayıya çıktı fark. Prese çıkarken kaptırdıkları iki top sayı olunca fark bir anda 9 sayıya ulaştı. Enis Sipahi'de top. Alan savunması yapıyor Pertevniyal. Enis Sipahi zorlama bir atış. İsabet yok. Rebound mücadelesi Levent Can Koçak'ta kalıyor. Semih Say pas arası yapmak isterken top Semih'ten dışarı çıktı. Ve Tofaş hücumu. Baki Gözütok topu almaya çalışırken Semih'in faulü. Tofaş topu potanın altından oyuna sokacak. Remzi Semercioğlu topu oyuna sokmak istiyor. Arkadaşlarını bulamayınca rakibe çarptırıp bir kez daha topu Tofaş'a kazandırdı. Mert Konuk aldı topu. Levent Can Koçak çıktı. Mert Konuk oyuna dahil oldu. Bu arada Remzi Semercioğlu'ndan bir üçlük denemesi başarılı değildi. Burak Nurkan'ın hızlı hücumunda sayı gelmedi. Ömer Konuk'un faulü arkasından Tofaş molası. İkinci periyodun bitmesine 3.34 var. 30-21. Pertevniyal üstünlüğü ve Tofaş ikinci molasını alıyor, kullanıyor. Evet, mola sonrası Pertevniyal başlıyor oyuna. Semih Say. Muaymin Mustafa. Muaymin Mustafa'nın atışından önce Tolga Birer'e bir hücum faul çalınıyor. Ve top Tofaş'a geçiyor. Tolga Birer çıkıyor. Bekir Alp tekrar oyunda. Evet, Mert Konuk'la rakip alana geçti Tofaş. Ancak Mert Konuk'un kaptırdığı top turnike oluyor. Başarılı değil. Rebound mücadelesi pota altında. Atışlar. En son reboundu alan Çağatay Avşar. Semih Say kendisine faul yapıyor. Pota altında kıran kırana bir mücadele var.
Çağatay Avşar şimdi iki foul atışı kullanacak. 30-21. Çağatay ilk atışı için hazırlanıyor. İlk atışı isabetli. İkinci ve son atış. Bunda isabet yok. Reboundu zorlayan ancak çizgiye bastığı için top perteğini ele geçiyor. Baki gözü top. Reboundu almaya çalıştı ama çizgiye bastığı için top tekrar perteğini elde. Ege Havza Tofaş alan savunmasına döndü şimdi. Ege Havza kendine pozisyon hazırlamaya çalışıyor. Uzaklardan büyük sayılık atış. İsabetli değil. Enis Sipahi hızla çıktı. Turnike'yi buluyor ama başarılı değil. Bekir Alp'te kaldı rebound mücadelesi. Tekrar Ege Havza Burak Durkan'a pas vermek isterken top dışarı çıkıyor. Tofaş hızlı geldi ve Çağatay Avşar'la pot altından iki sayı daha buldu. Pertemiyel bu dakikalarda alan savunmasına hücum etmekte zorlanıyor. Semih Sayın atışı isabetli değildi. Tofaş hızlı bir şekilde potaya gidiyor ve Mert Konuk'la iki sayı daha kazanıyor Tofaş. Skor 30-26. Burak Nurkan'dan üç sayılık bir atış. İsabet var. 33-26 yapıyor skoru. Çağatay Avşar'ın ilk atışı isabetli değil. İkinci atışı da sayıyı buluyor. Bu arada Pertemniyel'de bir oyuncu değişikliği. Samet Gülek oyuna giriyor. Muaymin Mustafa kenara alınıyor. 33-27 ilk yarının sonuçlanmasına 1 dakika 16 saniye var. Ege Havza ile rakip alanda Pertevniyal, Semih Say, Tofaş'ın alan savunması devam ediyor. 1-2-2 alan savunmasına hücum etmekte zorlanıyor Pertevniyal. Hızla çıktı Tofaş ancak Remzi Semercioğlu topu yere vurmayı unutup bir adım fazla atınca top Pertemniyel'e geçiyor. Ege Havza'dan uzak mesafe bir atış. 3 sayılık basket ve hemen akabinde Pertemniyel'in 2-2-1 presi var. Ancak Tofaş bu sefer rahat bir şekilde çıktı.
Çağatay Avşar'a pas. Çağatay Avşar'ın pot altı atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde top Tofaş'ta oyunculardan çıktığını söylüyor maçın hakemi. Devrenin tamamlanmasına 18 saniye kala. Skor 36-27. Ve Pertevniyal molası. Evet, tekrar son 17 saniyede Pertevniyal başlıyor oyuna. Son top olarak büyük bir olasılıkla Ege Avza kullanacak hücumu. Kendine pozisyon arıyor. Samet Gül'e pas çıkartıyor. Samet'in üçlük atışı isabetli değil. Ve ilk yarı 36-27. Pertevniyal'in üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Üçüncü periyot görüşmek üzere. Evet, üçüncü periyot Tofaş hücumuyla başlıyor. Berkan Durmaz, Enis Sipahi kendine pozisyon hazırlıyor. Atışı isabetli değil. Yiğitcan Saybir'in ribantıyla şimdi Pertevniyal hücumda. Burak Nurkan potaya yöneliyor. Ege Havza'ya çıkartıyor. Enis Sipahi Ege'nin karşısında. Ege Enis'ten kurtulup sol turnikeyi, zor da olsa sol turnikeyi basketle sonuçlandırıyor. 38-27 oluyor ve Pertevniyal baskıya devam ederken, tam sağ prese devam ederken Ege Havza'dan bir foul geliyor. Tofaş oyuna kenardan başlayacak. Burak Türsen potaya hareketlendiğinde Yiğitcan Say bir topu kopuyor ve Semih Say turnikeyi bırakıyor. Remzi Semercioğlu'ndan hatalı bir pas. Direkt Ege Havza'ya pas oluyor. Ege Havza da bunu basket foul ile değerlendiriyor. Skor 42-27. Üçüncü periyodun başında fark bir anda açıldı. 42-27 oldu. Ege bir de foul atışı kullanacak. Berkan Durmaz'a bir teknik foul çıkıyor bu arada. Hala konuşuyor Berkan Durmaz hakemle. Şimdi Burak Nurkan kullanacak teknik fouldan doğan atışı. ...43-27 oluyor skor. Ve Pertevniyal kenardan oyuna başlıyor. Yiğitcan Saybir'in atışı isabetli değil. Tolga Birer alıyor hücum ribaundunu ve pot altından basketi kazandırıyor. Fark 18 sayıya kadar çıktı. 45-27.
Remzi Semercioğlu'nun yakın mesafeli atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde Çağatay Avşar'a foul yapılıyor. İki atış kullanacak Çağatay şimdi. Bu arada Pertevniyal'de Muaymin Mustafa oyuna giriyor. Ege Havza kenara alınıyor. Erkan Durmaz'dan hücum reboundu ve pot altı atış ancak isabetli değil. Semih Say içeri penetre etti. Semih Say'dan bir top kaybı. Remzi Semercioğlu'na foul yapılıyor fast break sonunda turnikeyi bırakırken. Remzi'nin ilk atışı isabetli değil. Pertevniyal'de bir oyuncu değişikliği. Tolga Birer oyundan çıkıyor. Bekir Alp oyuna giriyor. Tolga'nın elinde sanıyorum küçük bir sakatlık var. Remzi Semercioğlu ikinci atışını da kaçırıyor. Semih Say'la hücum alanına geldi Pertevniyal. Muaymin Mustafa. Muaymin Mustafa'dan hatalı bir pas. Top Tofaş'a geçiyor. Enes Sipahi kendine pozisyon hazırlamak istiyor. Burak Türsen uzaklardan üçlük atıyor. Semih Say'ın reboundıyla bir hızlı hücum şansı yakalıyor Pertevniyal. Tofaş takımı iyice havlu atmış durumda. Yirmi sayılık bir fark oluştu. Çağatay Avşar'ın atışı isabetli değil. Erkan Durmaz'dan iki sayılık basket geliyor. Fark 18 sayı. Üçüncü periyodun bitmesine 6-14 var. Remzi Semercioğlu blokluyor Semih Say'ın topunu. Semih Say'la oyun kurmaya çalışıyor Pertevniyal. Yiğitcan Say bir ortaya penetre ediyor ve
turnike basketiyle skoru 51-29 yapıyor. Ve Tofaş bir mola daha alıyor. 5 dakika 39 saniye var. 51-29 ve Tofaş molası. Evet, tekrar oyun başladı. Pertevniyal 4'te 3 sahada baskıya devam ediyor. Yarı sahaya geçtikten sonra da adam adama yapıyorlar. Rebzi Semercioğlu'ndan bir atış daha. Bunda isabet yok. Mola sonrası oyuna dahil olan Bahadır savunma ribaundu alıyor Pertevniyal'de. Selim Say. Berkan Durmaz savunma ribaundunu alıyor. O sırada Selim Say Berkan Durmaz'a bir foul yapıyor. Selim Say oyundan çıkıyor. Arda Erdoğan oyuna dahil oluyor. Revzi Semercioğlu'ndan bir 3 sayılık basket. 51-32. 19 sayılık fark. Daha önde Pertevniyal. Muaymin Mustafa şimdi muhtemelen kendi kullanacak. Kendine pozisyon hazırlamaya çalışıyor. 3 sayılık atış Muaymin'den isabetli değil. Berkan Durmaz aldı hücum ribaundunu. Bütün sahaya geçip smacı basıyor. Smaçlıyor Berkan Durmaz. Arda Erdoğan'dan pota altında güzel bir fake. Ancak hatalı yürüme yapıyor. Hakemler aynı görüşte değil. Ve tekrar Tofaş hücumu. Bu arada Mert Konuk oyunda 2-3 alan savunmasına döndü Pertevniyal. Bir top kaybı, Muhaymin kapıyor topu ancak hızlı hücumu kesmek için Mert Konuk'tan bir foul. Arda Erdoğan direkt dışarı atıyor topu. Yiğitcan Saybir'le anlaşmazlık. Ve bu hatadan sonra Arda Erdoğan'ı kenara alıyor Bilal Duru. 2-3 son devam ediyor. Tofaş'tan pas hatası. Ege Havza hızlı çıkıyor. Burak Durkan'ın pota altı basketiyle. Emre Tanışan'ın kaptırdığı topla bir hızlı hücum şansı yakaladı. Emre Tanışan pota altında pozisyonu değerlendiriyor ve iki sayı kazandırıyor takımına. 53-36 skor. Üçüncü periyodun bitmesine 3 dakika 11 saniye var. Tolga Birer, Muaymin Mustafa. Muaymin Mustafa içeri girip kendine pozisyon yaratıyor. Girmeyen reboundunu da hücum reboundu yapıp ikinci atışta başarılı oluyor. 55-36. Bir ara Remzi Semercioğlu'ndan 3 sayılık basket.
Bir ara hareketlenen Tofaş, sayı farkını eritmeye başlayan Tofaş. Pertemiyel'in arka arkaya basketleriyle buna izin vermiyor. Tolga Birer'den hatalı bir pas ve ancak Remzi Semercioğlu topu kazanamadığı için tekrar Ege Havza ile beraber hücum ediyor. Burak Murkan'ın 3 sayılık atışı isabetli değil. Remzi Semercioğlu alıyor savunma reboundunu. Berkan Durmaz ve Remzi Semercioğlu ile hücum alanına geldiler. Tofaş Berkan Durmaz'dan harika bir smaç. İki hücum önce Vahimi Mustafa'nın üstünden yapılan smaç. Şimdi de Emircan Saybir'in üzerinden bir smaç yapıyor Berkan Durmaz. Vahimi Mustafa'nın üçlük denemesi isabet var. 58-41 oluyor skor. Emircan Saybir Berkan Durmaz'ı foul ile durduruyor. ...58-41 skor. İkinci atışı isabetli. Berkan Durmaz çıkıyor. Enis Sipahi oyuna dahil oluyor. Ege Havza getiriyor topu. Pertemniyel hücumu başlıyor. Ege Havza'dan Tolga Birer'e güzel bir pas. Tolga Birer smaçlamak isterken başarılı değil. Hücum reboundunu alan Ege ikinci atışta basketi buluyor. Ve 60-42 yapıyor skoru. Remzi Semercioğlu'ndan bir üçlük denemesi. Bunda da isabetli değil. Emircan Saybir, Yiğitcan Saybir kaçırıyor turnikeyi ama Burak Nurkan hücum reboundunu alıp basketi kazandırıyor. Evet, 62-42, 20 sayı fark. Tofaş geride. Baki Gözüto pot altından atış kullanmaya çalışırken foul ile durduruluyor. İki atış kullanacak Baki Gözüto. İlk atış isabetli, 62-43. İkinci atış da isabetli. İki oyuncu birden değişiyor Pertemniyal'de. Samet Gülek çıkıyor. Samet Gülek'le Bekir Alp Akdemir oyuna giriyor. Tolga Birer ve Yiğitcan Saybir oyundan çıkıyor. Muaymin Mustafa kendisine pozisyon hazırlamak istiyor. Samet Gülek ortaya penetre ediyor. Kat eden Ege Havza'ya pas verdi. Şimdi Ege kendine pozisyon hazırlamak istiyor. 24 saniye dolarken Ege'nin uzaktan atışı isabetli değil. Remzi Semercioğlu bütün sahaya geçip Muaymin'in üstünden turnikeyi bırakmak istiyor. Ancak basketi bulamıyor. 62-44 Pertemniyel'in üstünlüğüyle 3. periyot tamamlanıyor. Evet, final periyoduna Pertemniyel başladı.
Peki Havza'yla. Pozisyon bulmaya çalışıyorlardı. Semih Say'dan bir hatalı yürüme. Muhammed Mustafa üçlük kullanıyor. İsabetli değil. Burak Türsen aldı savunma ribaundunu ve rakip alana kadar getirdi topu. Remzi Semercioğlu, Burak Türsen potayı tehdit ediyor. Enis Sipahi. Basket yok. Çağatay Avşar'ın hücum ribaundu. O da başarılı değil pot altında ve tekrar Pertevniyal hücumu izliyoruz. Muhaymin Mustafa'dan bir penetre ve Tofaş takımı iyice dağılmış durumda. Hiç savunma yapmıyorlar. Doğru atışları kullanmıyorlar. Aradaki fark 20 sayı. Hem bench hem oynayan 5 Tofaş'ta kaderine razı. Maçın bir an evvel bitmesini bekliyor. Semih Say'dan 24 saniye dolarken uzak mesafeli bir üçlük. Bu da basket oluyor ve aradaki fark 23 sayıya çıkıyor. Bekir Alp Akdemir aldı savunma ribaundunu. Semih Say'a foul yapıldı. Bu arada Ege Havza oyundan çıktı. Arda Erdoğan oyuna dahil oldu. Samet Bilek'ten bir basket. Bu arada aradaki fark 26 sayıya çıktı. Semih Say, Emre Tanış'tan sıyrılıp turnike basketi buluyor. Mert Konuk'la hücuma alanında Tofaş. Burak Türsen. Daha 15 saniye varken kaldırıp atıyor. Ve tekrar Pertev hücumu. Semih Say'dan 2 sayı daha. Ve 29 sayı oldu aradaki fark. Hayır.
Özür dilerim. 30 sayı oldu aradaki fark. 74-44. Pertevniyel üstünlüğü. Tofaş iyice havlu atmış durumda. İşte kakala 28 sayı farkla Pertev önde. Açıkçası maça gelirken böyle bir fark olacağını beklemiyordum. Çekişmeli, zevkli bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyordum ama Tofaş çok çabuk havlu attı. Ve hiç direnç gösteremedi Pertevniyel'e. Burak Nurkan potaya yöneliyor. Ve faul ile durduruluyor Burak Nurkan. Burak Nurkan çıkıyor. Bahadır Güler oyuna dahil oluyor. Bilal Duru bu dakikalarda daha az dakika şansı verebildiği oyuncularla oynuyor artık son 5 dakikayı. Arda Erdoğan'la hücumda Pertevniyel. Çünkü Tofaş'ta bir top kaybı daha oldu. Tofaş'ın bunca yatırımına rağmen bu kadar çabuk pes etmesi ve havlu atması şaşırtıcı. Tofaş'ın daha güçlü bir kadro, daha iyi bir maç çıkartacağını bekliyorduk. Ya da bekliyordum. Arda Erdoğan'dan 3 sayılık atış. Bunda da isabet var. Aradaki fark 31 sayıya çıktı. Ancak Tofaş'ın bu kadar çabuk pes etmesi gerçekten şaşırtıcı. Çünkü bu takım bölgesel ligde oynadığı bakalım. Bundan sonraki maçlarda nasıl mücadele edecekler? Evet, Arda Erdoğan pozisyon hazırlamaya çalışıyordu. Başarılı değil. Bahadır Güler
Erskonuk'tan bir turnike. 79-50. Şimdi Arda Erdoğan potoya hareketlendi. Tekrar dışarı çıktı.